Hakkari Belediyesi'nin bütçesine ve Hakkari halkının öz kaynakları olan taşınmaz mallarını ve iş yerlerini nasıl peşkeş çektiğini ve belediye şirketlerinde AKP, MHP üye ve yöneticilerinin belediyeye ait hakbel bünyesinde işe gelmeden bankamatik memuru olarak tabir edilen işe gelmeden maaş aldıkları tespit edip işe gelmelerini sağladık. Ancak kayımdan aldıkları güç ile şimdi bile işe gitmeden maaş aldıklarını biliyoruz. Halka hizmet üretmesi gereken çalışanların işe gitmeden maaş almaları hangi zihniyetin ürünü olduğunu halkımızın takdirine sunuyoruz. Hakkari halkını temsil etmesi gereken belediye başkanlığı atanan kayyum zihniyetiyle sadece AKP ve MHP yandaşlarını ve yöneticilerine getiri ve rant sağlama makamı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Aslında halkın iradesini seçilmişlere, seçmenlerin iradesine bir gasptır. Dolayısıyla bu kabul edilecek bir durum değildir yani. Demokratik bir ülkede bu hiçbir şekilde kabul edilemez yani. Eğer bir demokratik ülkede yaşadığımızı düşünüyorsak ve bunu söylüyorsak, o zaman bu halkın iradesine karşı olan kayyumları kabul etmemiz gerekiyor. Hepimizin ses çıkartması gerekiyor. Bizler TTB olarak halkın sağlığının yanında bir bireyin ve toplumun sağlıklı olabilmesi için fiziken, ruhen, sosyal ve siyasal iyilik halinin iyi olmasını, uluslararası Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bu. Böyle bir durumda da halkın, toplumun özgür olmadığı sürece, kendi iradesini kendi seçtikleriyle birlikte yönetmediği sürece bu şekilde de sağlıklı bir toplumun olamayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla buradan duran, yaşamdan duran, yaşatmaktan duran duruşumuz, halkın sağlığından taraf tuttuğumuz bir tutumla biz kayyumlara karşı olduğumuzu bugün de, dün de ve yarın da söylemeye devam edeceğiz. Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak bu uygulamaları kınıyoruz. Bu uygulamalar Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşmüştür. Bu uygulamanın sahiplerinin ne demokrasiyle, ne halkla, ne de halk iradesiyle bir bağlaşıklığı kalmamıştır. Kayyum olarak atanan vali derhal görevden alınmalıdır. Hakkari Belediye Meclisi'nin seçtiği Fiyan Tekçe arkadaşımız belediye başkanı olarak görevlendirilmelidir. Bu ülke halkına zulmetmeye, bölge halkını demokrasiden uzaklaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu aynı zamanda bir arada yaşama irademize de yapılmış bir saldırıdır. Kayyumun pratik işlerine de bakalım. Üçüncü dönemdir kayyum politikası Hakkari'ye ne getirmiş? Hakkari'nin dört bir yanı sularla çevrili. Evet, biz Ankara'dan geliyoruz. Kayyum süreci boyunca bu üçüncü gelişim. Her gelişimde dikkatimizi çeken Hakkari'nin dört bir yanı dağlarla oluşuyor. Ama aynı zamanda o dağlardan inen kaynak sularından oluşuyor. Ama Hakkari halkı bu yazın sıcağında hala su kesintileriyle baş etmek zorunda kalıyor. İşte kayyum tam da bu demektir. Asla bir hukuki karar olmadığını, siyasi bir karar olduğunu ve bu kararın Ankara'dan, saraydan alındığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin siyasi iradenin kararıyla Hakkari halkının iradesinin gasp edildiğini iyi biliyoruz. 3 Haziran'dan beri insanlar Hakkari'ye akın etti. Heyetler geldi. Demokratik yürüyüşler yapıldı. Kayyumu istemiyoruz dediler. Ve kayyuma karşı çıktıklarını gösterdiler. Ama bu ülkeyi yönetenlerin kılı bile kıpırdamadı. Kayyum zihniyetini devam ettirmekte ısrar eden
söylüyoruz. Sandıkta yenemediğiniz Hakkari halkını kayyum zihniyetiyle asla yenemeyeceksiniz. Hakkari size diz çökmeyecek, boyun eğmeyecek. Direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Şimdi bu demokratik tepkileri ortaya koyarken elbette ki siyasi iradeye vereceğimiz mesajlar önemli. Çok da geç kalınmış değil. Belediye meclis üyelerinin içinden birinci sırada seçilen ve eş başkan olan Viyan Tekçi arkadaşımızın belediye başkanı olarak ilan edilmesi zor bir karar değil. Başka yerlerde, İzmir'in bir ilçesinde belediye başkanı görevden alındığı zaman yerine kayyum atanmıyor. Onun yerine belediye meclis üyeleri içerisinden bir kişi seçiliyor. Ancak Kürt'e gelince, Kürt'ün hakkına ve hukukuna gelince böyle bir tercih yapılmıyor. O yüzden diyoruz ki Kürt halkına farklı bir hukuk, Kürt halkına başka bir adalet uygulayamazsınız. Kürt halkı bunu kabul etmez. Kürt halkının yanında olan dostları, Kürt halkının yanında olan yoldaşları bunu asla kabul etmez. Thank you.